Hiroşima Barış Anıtı, Japonya'nın Hiroşima şehrinde yer alan ve 1945 yılında atom bombasının düştüğü yerde inşa edilen bir anıttır. Bu anıt, barışı ve nükleer silahsızlanmayı simgelemektedir. Anıtın hikayesi, 2. Dünya Savaşı'nın son aşamasında, 6 Ağustos 1945 tarihinde Hiroşima'ya atılan Little Boy adlı bir atom bombasıyla başlar. Bomba, Hiroşima şehrini tamamen tahrip etti ve binlerce insanın ölümüne yol açtı. Bu olay, nükleer silahların dehşetini ve yıkıcı gücünü gösteren bir dönüm noktası oldu. Barış Anıtı, bu trajik olayı hatırlamak ve dünyaya barış çağrısı yapmak amacıyla inşa edildi. Anıtın tasarımı, Japon heykeltıraş Kazuo Kikuchi tarafından yapıldı ve mimar Kenzo Tange tarafından tamamlandı. Anıt, Genbaku Dome olarak da bilinen atom bombası patlamasından sağ kalan tek bina olan Hiroşima İstasyonu binasının yanında yer alır. Anıt, büyük bir kubbe şeklinde yapılmış ve açık bir yapısı vardır. Kubbenin altında, yanan bir şehri simgeleyen çıplak bir çelik iskelet bulunur. Bu yapı, bomba patlamasının etkisini ve tahribatı hatırlatır. Anıtın arkasında, Barış'a dair mesaj, adı verilen bir yazıt yer alır ve anıtın amacını vurgular. Hiroşima Barış Anıtı, barış ve nükleer silahsızlanma konusunda uluslararası bir sembol haline gelmiştir. Her yıl 6 Ağustos'ta, atom bombası saldırısının anısına düzenlenen bir anma töreni burada gerçekleştirilir. Anıt, ziyaretçilere barışın önemini hatırlatır ve nükleer silahların kullanımının yıkıcı sonuçlarını vurgular. Hiroşima Barış Anıtı, dünya çapında barışa dair bir simge olarak kabul edilmekte ve insanlığın geleceği için nükleer silahsızlanmanın önemini vurgulamaktadır. Barışın korunması ve nükleer silahsızlanma çabaları, anıtın mesajının temelini oluşturur. Umarım bu bilgiler, Hiroşima Barış Anıtı'nın hikayesini size aktarmama yardımcı olmuştur. Bu anıt, dünya tarihindeki önemli bir dönüm noktasını temsil eder ve barışın önemini vurgulamak için bir anıt olarak kalmaya devam edecektir.